Learn and play. ve bina. Tevhidin kısımlarının açıklanması üç farklı ana başlık altında Rabbimizi tevhid ederiz. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi ve isim ve sıfatlar tevhidi. 1. Rububiyet tevhidi. Allah Teala'nın yaratmada çekip çevirip idare etmede bir olduğunu bilip buna itikat etmektir. Yüce Allah'ın rububiyetinde ortağı yoktur. 2. Uluhiyet tevhidi Bu Allah'ın ibadet edilecek yegane mabut olduğuna iman etmektir. Allah'a ibadete hiçbir ortak yoktur. La ilahe illallah şehadet kelimesinin manası Allah'tan başka hak ilah yoktur demektir. Namaz, oruç ve diğer tüm ibadetler yalnız Allah'a yapılır. Bu ibadetlerin tümü sırf Allah için yapılması gerekir. Bu ibadetlerden herhangi bir parça Allah dışında bir kimse için yapılmaz. 3. İsim ve sıfatlar tevhidi Allah Teala'nın kendisi kitabı Kur'an'da ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde vasfettiği tüm sıfatları onun azamat ve celaline yaraşır. Bir şekilde ispat etmektir. Bu ispat etme için de tahrif manaları boşa çıkarma bizce bilinen bir nasıllık belirtme veya benzetme olmaz. Bu konuda Yüce Allah'ın emrine uyarız. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. De ki o Allah tektir. Allah samet olandır. Çocuğu olmamış ve doğmamıştır. Ona denk bir şey yoktur. İlim ehlinden bir kısmı tevhidi iki kısma ayırmıştır. İsim ve sıfat tevhidini rububiyet tevhidi ile beraber anıp tek kılmışlardır. Bu inkar edilmez. Çünkü iki tarafın da maksadı aynıdır. Şirkin kısımları Şirk üçe ayrılır. 1- Büyük şirk 2- Küçük şirk 3- Gizli şirk Büyük şirk Yapılan tüm amelleri boşa çıkarır. Sahibini ebedi olarak cehenneme sokar. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Eğer onlar da Allah'a şirk koşsalardı, yapmakta oldukları bütün amelleri elbette boşa giderdi. Müşriklere kendi küfürlerine şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmek düşmez. Onların bütün yaptıkları ameller boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedi kalıcılardır. Büyük şirk üzere ölen bir kimseyi Allah Teala asla affetmez. Cennet ebediyen kendisine haram olur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barnağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Bazı büyük şirk olan ameller şunlardır. Ölülere ve putlara yalvarıp yakarmak. Onlardan yardım ve medet beklemek. Onlar için adak atmak ve onlar için kurban kesmek. Küçük şirk Kur'an ve sünnete kendisi hakkında şirk olduğu beyan edilen ancak büyük şirk türünden olmayan şirktir. Amelleri riya ile yapmak, başkasının adına yemin etmek, Allah ve falanca ne dilerse demek nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en çok korkup endişe duyduğum şey küçük şirktir diye buyurdu. Kendisine o sorulunca Riyadır diye cevap verdi. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah dışında bir şeyle yemin ederse şüphesiz şirk koşmuştur. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur. Allah ve falanca diledi oldu demeyin. Ancak önce Allah diledi, sonra falanca diledi oldu deyin. Küçük şirk kişiyi dinden çıkartmadığı gibi sahibini ebedi olarak cehennemine sokmaz. Ancak tevhidin kemaline aykırıdır ve onu zeddeler. Gizli şirk bununla ilgili delil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan şu hadistir. Ben sizin için benim katımda Mesih-i Deccal'den daha çok korku duyduğum şeyi haber vereyim mi? Sahabe elbette ey Allah'ın elçisi dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gizli şirktir. Kişi kalkıp namaz kılarda. Kendisine bakan birisini görüp fark edince namazını itina ile süsleyerek kılmaya koyulur. Büyük ve küçük olarak şirki iki kısma ayırmamız da mümkündür. Gizli şirk ise hem büyük hem de küçük şirki kapsar. Munafıkların içinde bulundukları büyük şirk başka bir bakımından gizli şirktir. Çünkü munafıklar batıl etikatlarını gizleyip, Müslüman olduklarını gösterirler. Bunu hem riya olarak hem de kendi canlarını korumak için yaparlar. Gizli şirk küçük şirki kapsar. Nitekim Mahmud bin Lebeid el Ansari ve Ebu Said'in rivayet ettikleri hadisler bu hususlarla ilgilidir. Başarı Allah'tandır.